Lazer epilasyon güvenliği. Salon lazer taramalı epilasyon cihazı, herkes tarafından evde güvenli bir şekilde kullanılabilmesi için birçok güvenlik özelliği taşımaktadır. Ancak her zaman için cihazı sorumlulukla kullanmanız çok önemlidir. Lütfen cihazı kullanmaya başlamadan önce, kullanım kılavuzu ve kullanıcı kitapçığının tamamını dikkatlice okuyunuz. Uyarılar bölümüne özellikle dikkat ediniz. Cihazın güvenle kullanımı için iki tane güvenlik adımı vardır. Öncelikle cihazı güvenlik anahtarıyla açmalısınız. Daha sonra cihazı etkinleştirmek için güvenlik kodunu girmelisiniz. Güvenlik kodunu kullanıcı kitapçığında bulabilirsiniz. Salon lazer cihazının başlığında parlak turuncu bir ışık yanar. Bu ışık başlığı gözünüze yönelttiğinizde gözünüzü kırpmanızı sağlar. Lazer sadece ve sadece güvenlik deri temas uçları cildinize değdiğinde çalışır. Aynı zamanda lazer ışını herhangi bir ışık yansımasına olanak vermemek için muhafazalı bir bölüm içinde kalmaktadır. Cilt tipleri ve lazer güç seviyeleri. Cilt tipleri sınıflaması Fitzpatrick cilt fototiplerine göre yapılmıştır. Salon lazer cihazı açık renkli ve hafif koyu renkli ciltler için kullanabilirsiniz. Fakat salon lazer, melez ve siyahi cilt tipleri için uygun değildir. Aynı şekilde salon lazer cihazı, gri ve beyaz tüylerde de etkili değildir. Cilt tipleri ve sınıflarını tanımlayan, cilt tiplerini farklı lazer güç seviyeleriyle eşleştiren ve tavsiye edilen en yüksek lazer güç seviyelerini listeleyen tabloyu kullanıcı kitapçığında bulabilirsiniz. Örneğin esmer tenliyseniz tavsiye edilen en yüksek lazer güç seviyesi 3. seviyedir vücudunuzun bir bölgesi için kullanabileceğiniz en yüksek lazer güç seviyesiyle diğer bölgelerde kullanabileceğiniz en yüksek lazer güç seviyesi aynı olmayabilirler. Vücudun farklı bölümlerinde cilt rengi farklılık gösterebilir. Kullanıcı kitapçığında anlatıldığı şekilde deri renk testi yaparak lazer uygulayıcınız bölge için uygun olan en yüksek lazer güç seviyesini öğrenebilirsiniz. Vücudunuzun tamamındaki tüyler için salon lazer cihazını kullanabilirsiniz. Ancak göz çevresi, kaşlar ve kulaklar gibi bölgelerdeki tüylere kesinlikle lazer uygulamayınız. Lazerin tüy üzerinde uygulaması deri renk testi nasıl yapılır? Salon lazer cihazını kullanmaya başlamadan ve deri renk testini yapmadan önce kullanıcı kitapçığındaki uygun cilt tipleri ve deri renk testi bölümlerini okuyunuz. Cihazı kullanmadan 24 saat önce lazer epilasyon yapacağınız bölgeye deri renk testi yapmanızı önemli tavsiye ediyoruz. Cildiniz için uygun olan en yüksek lazer güç seviyesini belirlemek için her güç seviyesinde o bölgede denemeler yapmalısınız. Lazer uygulamaları esnasında hafif iğne batması şeklinde bir his duyabilirsiniz. Ayrıca lazerin deri üzerindeki tüyleri gördüğünde tüylerin yanmasından kaynaklanan ince bir duman da oluşabilir. herhangi bir rahatsızlık hissetmeniz halinde bir alt seviye sizin için uygun olan en yüksek lazer güç seviyesidir. Lazer uygulamalarından sonra tüy köklerinin zarar görmesi sebebiyle oluşan kırmızılıklar normaldir. Fakat bu kırmızılıklar uzun süre geçmezse, kullandığınız lazer güç seviyesi sizin için yüksek demektir. Daha düşük seviyeleri seçiniz. Sonuçta zaman da alsa tüm kızarıklıklar kaybolacaktır. Farklı bölgelerde cilt rengi değişiktir. Bu sebeple her bölgede farklı lazer güç seviyeleri uygulanması gerekebilir. Her zaman salon lazer cihazının kullanmadan önce deri renk testini yapmalısınız. Hazırlık Salon lazer cihazının etkili olabilmesi için kıl kesesinde tüy olmalıdır. Yalnızca 1-2 milim uzunluğundaki tüylerde iyi sonuçlar alabilirsiniz. Bu sebeple de lazer uygulanacak olan bölgenin 1-2 gün önce jiletle temizlenmesi idealdir. Tüy dökücü kremler veya jilet seans önceleri için ideal tüy giderme yöntemleridir. Epilatör, ağda gibi tüyü kökünden çeken yöntemlerse kıl kesesinde tüyü bırakmadığı için seanslar öncesinde yapmak için uygun değildir. Lazer uygulaması sırasında kesinlikle kıl kesesinde tüy olmalıdır. Tarama seçeneği nasıl kullanılır? Adaptörü fişe takın. Cihazı etkinleştirmek için anahtarla açın. Anahtar çevresindeki ışık yeşil yanmaya başlayacaktır. Cihazı anahtarla açtıktan sonra kullanıcı kitapçığında bulabileceğiniz güvenlik kodunu 60 saniye içerisinde girin. Güvenlik kodunu yanlış girerseniz ya da 60 saniye limitini aşarsanız hatayı bildirmek için cihaz iki kere bip sesi çıkarır. Eğer bu şekilde olursa anahtarla cihazınızı kapayın ve tekrar açtıktan sonra 60 saniye içerisinde doğru güvenlik kodunu girin. Tarama ve tek düğmelerinin çevresinde mavi ışık yanıp sönmeye başlar. Artı ve eksi düğmelerini kullanarak lazer güç seviyesini seçin. Tarama seçeneğinde çalışmak için tarama düğmesine basın. Tarama düğmesi çevresindeki ışığın yanıp sönmesi durur. Lazer başlığındaki turuncu ışık yanar. Uygulama yapacağınız bölgeye başlığı yaslayın, her iki güvenlik deri temas ucu da cilde değiyor olmalıdır. Başlıktaki turuncu ışık söner ve hazır anlamına gelen beyaz ışık yanar. Tarama düğmesi çevresinde mavi ışık cihazın hazır olduğu anlamında dönerek yanmaya başlar. Uygulamayı başlatmak için lazer başlığındaki düğmeye basın ve uygulama devam ederken parmağınızla düğmeye basılı tutun. Lazer uygulaması esnasında beyaz ışık yanar. Lazerin taradığı anlamında bir seri bip sesi duyarsınız. Uygulama esnasında lazer başlığını hareket ettirmeyin. Uygulama bittiğinde beyaz ışık söner ve turuncu ışık tekrar yanar. Burada gösterildiği gibi lazere bakmaya hiçbir zaman çalışmayın. En düşük lazer güç seviyesinde lazer 10 saniye boyunca tararken en yüksek seviyede 50 saniye boyunca tarar tarama düğmesi çevresindeki mavi ışığın dönmesi durur diğer bölgeye geçebilirsiniz lazer başlığını cildinize bastırdığınızda kare şeklinde iz bırakır bu izle uyguladığınız bölgeyi takip edebilirsiniz her uygulamada hangi yöne ilerlerseniz ilerleyin, bir önceki izle kesiştirecek şekilde başlığı cildinize yerleştirin. Böylece tüm bölge lazerle daha verimli taranmış olacaktır. Bir sonraki bölgeye geçmeden önce deri temas uçlarını cildinizden çektiğinizden emin olun. her seansta aynı bölümde bir kere uygulama yapmanızı tavsiye ediyoruz. Eğer bir rahatsızlık, kırmızılık vesaire yaratmıyorsa, 24 saat sonra aynı bölgeye tekrar lazer uygulayabilirsiniz. Tüy büyüme döngüsünü de hesaplayarak 6-7 aylık zamana yayılan en az 7-8 seans planlamalısınız. Doğru şekilde lazer uygulanan aktif büyüme evresindeki tüyler 7-14 gün içerisinde dökülür, hafif olmak bu işlemi hızlandırabilir. Eğer cihazdan gelen sesleri kapamak istiyorsanız, cihazın arkasında kalan MUT düğmesine basınız. Eğer ürününüzde tüm ışıklar yanıp sönmeye başlarsa, ürünü kapayın, 5 saniye içerisinde tekrar açıp kullanmaya devam edin. Tek seçeneğinde kullanım Doğru lazer güç seviyesini seçin. Tek düğmesine basın. Lazer başlıktaki turuncu ışık yanar. Lazer uygulayacağınız tüy üzerine gelecek şekilde lazer başlığı vücudunuza yaslayın. Turuncu ışık söner ve hazır anlamında deri temas uçları arasında beyaz ışık yanar. Tek düğmesi çevresindeki mavi ışık hazır anlamında yanar. Lazer başlığındaki düğmeye basın ve uygulama esnasında parmağınızla düğmeye basılı tutmaya devam edin. Lazer uygulama esnasında beyaz ışık yanıp söner, lazerin çalıştığı anlamına gelen bir seri bip sesi duyacaksınız. Uygulama esnasında lazer başlığı hareket ettirmeyiniz. Uygulama bittiğinde beyaz ışık söner ve turuncu ışık yanar. Diğer tüye geçmeden önce dokunma uçlarını cildinizden kaldırdığınızdan emin olun. En düşük güç seviyesinde lazer 2 saniye çalışırken en yüksek seviyede 10 saniye boyunca çalışır. Tek düğmesi çevresindeki ışık söner. Diğer tüye geçebilirsiniz. Cihazı kullandıktan sonra anahtarı saatin ters yönüne çevirerek cihazı kapatınız. Anahtarı çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza ediniz. Rio. Güzelliğinizin sırrı